kaseti Davut Tataroğlu'na götüreceksin. Ona diyeceksin ki, o benim canımı acıttı, ben de onun canını acıtacağım. Davut Tataroğlu'nun ömründe canı acımamıştır. Canının acımamasının nedeni, bugüne kadar beni tanımamış olmasıdır. Ben Polat Alemdar. Ailemden akıttığınız her damla kan için kanınız akacak. Halo ölürse adamınızın ölüsünü teslim ederim. Halo kurtulana kadar her gün Fuat da ölüp ölüp dirilecek. Bunu yapanı yaşatmayacağım. Davut Tataroğlu'nun ömründe canı acımamıştır. Canının acımamasının nedeni bugüne kadar beni tanımamış olmasıdır. Hayırdır bu saatte? Evini devralmaya geldim. Bu saatte? Misafir bekliyorum. Bir kez olsun benimle açık olur musun? Peki. Yalçın Bulut seni öldürmeye geliyor. Ne? Şöyle izah edeyim. Tataroğlu ailesi benim canımı yaktı. Sonra ben onların canını yaktım. Şimdi onlar benim canımı yakmak istiyorlar. Benimle ne alakası var? Ortağımsın. Tek ortağım ben miyim? Neden ben? Kendimi sorumlu hissettiğim tek ortağım sensin. O zaman polise haber verelim. Hayır. Bulut benim burada olduğumu bilmiyor. Buraya gelecek, ben onu alıp gideceğim. Senden istediğim sadece sakin olma. Ben böyle bir işin içinde olmak istemiyorum. İstesen de İstemesen de içindesin Ahu. Usta, ne düşünüyorsun? Nasıl yapacağız?
Gelin. Hayati tehlikesi yok. Kan kaybı haricinde kısa zamanda toparlar. Biraz kan vermek lazım Hakan. Ben sarılık geçirdim. Bu adama kan vermem. Kim bu adam? Niye hastaneye götürmediniz? Şimdi sana av hikayesini anlatalım doktor. Boş ver sen. Doktor, sen dükkanı kapat. Bunun başında dur. Hakan da burada olacak. Bir şey lazım olursa beni ararsınız. Nereye gidiyorsun? Beyaz kan bulmaya. Kırmızısı bunu öldürür. Bulut kapıya geldiğinde güvenlik onu içeri almak istemeyecek. Onlar zorla girecekler. Ya adamcağıza bir şey yaparsa? Yapmaz. Senin uyanmanı istemez. Bulut evin içine girmeden bir şey yapamayız. Arabası zırhlı. Memati hemen kapının arkasında olacak. Bulut içeri girer girmez yakalayacak. Bir aksilik olursa Abdüre müdahale edecek. Erhan dışarıda saklanmış olacak. Bulut'un adamlarının bir şey yapmasını engellemek için. Allah'ım sen bana hal odayımın intikamını almayı nasip et. Ahu Hanım'la görüşeceğiz. Ahu Hanım bekliyor muydunuz? Bize haber vermedi. Bekliyor, bekliyor. Sen Yalçın Bulut geldi de yeter. Açma. Birazdan bitecek. Cevap vermiyor. Sizi içeri alamam. Aç lan kapıyı. Aç. Yürü. Nasıl anladı lan Elif?
Geçti, geçti. Rahat ol. Öldürdünüz mü yoksa? Kaçırdık. Sen otur, ben geliyorum. Ne işi var lan bunların burada? Nereden çıktılar lan? Her attığım adımı nereden biliyorlar lan? Nerede oturuyordu lan bu Polat Alemdar'ın babası? Nasıl böyle bir şey yaparsın Erhan? Abi özür dilerim. Özür dileme Erhan, özür dileme. Dediğimi yap yeter. Abi sıkmayacaktım. Tedbir aldım. Birden silahını çekince... Bahane anlatma Erhan! Abdurey, Ahu'yu amcasının evine götürün. Evinde tedbir alın. Sonra ofiste toplanın. Savaş başlıyor. Gelişme var mı doktor? Maalesef yok. Umut da mı parayla kardeşim? Yok mu iki çift insan gibi laf anlatacak birisi? Oğlumu bulun. Yıldız, oğlumu bulun. Gerekirse ihaleden vazgeçeceğimi söyleyin. Emredersiniz efendim. Beni çağır mısınız baba? Otur şöyle damat. Çıkabilirsin Yıldız. Kemal. Kızımı aldatıyor musun? Estağfurullah baba. Öyle şey olur mu? Hepimiz erkeğiz. Bir yere kadar her şeyi anlayabiliriz. Ama durum kızıma intikal edecek raddeye geldiyse bunu ne anlarım ne de anlayış gösteririm. Kıskançlık yapıyor baba. Öyle bir şey yok. Bu konuda seninle ilk ve son kez konuşuyorum. Sakın kızımı üzme Kemal. Hepsine savaş açtım. Bunlar bizi salon adamı zannetti. Hepsi racon kestiler. Şimdi sıra bizde. İhale şartları ortadan kalkmıştır. Parası olan değil, canını ortaya koyan kazanır. Kimden başlıyoruz? Ben Hazar Beyoğulları'ndan... Sen Karaca Dağlar'dan. Fuat Tamer'i ne yapacağız abi? Halo ölürse... ...holding binasının bayrak direğini alsın.
Sen nasıl babama gidip aldattığımı söylersin? Neyse onu söyledim. Yalan söylüyorsun. Kemal, herkes seni konuşuyor. Beni aptal mı zannediyorsun sen? Daha düne kadar çekemedikleri için konuşuyorlar diyen sen değil miydin? Eskiden senin gururun benim için önemliydi. Ama sen iki paralık kadınlarla düşüp kalkmaktan utanmıyorsan... ...benim için gurursuzun önde gidenisin. Artık benim umurumda da değilsin. İnce, beni dinle. Yeterince dinledim. Bırak kolumu. Bu evdeki güvenlik elemanlarının hiçbiri günde iki defadan fazla gözünü kırpmayacak. Ömer babayla Nazife anne bir an olsun yalnız bırakılmayacak. Abinin emridir. Bu kaseti Davut Tataroğlu'na götüreceksin. Ona diyeceksin ki... O benim canımı acıttı, ben de onun canını acıtacağım. Davut Tataroğlu'nun ömründe canı acımamıştır. Canının acımamasının nedeni bugüne Baba? Kadar beni tanımamış olmasıdır. Gel kızım, gel. Ben diyorum ki bir süre dikkat etsek. Neye evladım? Güvenlikle ilgili baba. Dostumuz var, düşmanımız var. Zaten bir yere çıktığımız yok evladım. Oğlum. Zaten güvenliğini bahane ettin. Aklım sizde kalmasın dedin. Getirdin bizi buraya attın. Şimdi bir de kapıları üstümüze kilitleyip dışarı çıkma yasağı koyacaksan. Oğlumun üstüne gitme bey. Bir bildiği bir sıkıntısı var elbet. Babam haklı anne. Ama ne yapayım? Bunların ahlakı yok. Bunların inandığı bir değer de yok. Sen de istiyorsun ki kaderin önüne geçesin. Benimki tedbir baba. Çıkmayız evladım, çıkmayız. Senin aklın burada kalmasın. Canım. Tedbir almak güzel.
Ama Allah'ın takdirine teslim olmak en güzel. Bu adamı ellerimle öldüreceğim. Önce Fuat'ı kurtarmak lazım baba. Fuat'ı kurtarabilecek her yolu deniyorum. Bir adam bu CD'yi bana yollayabiliyorsa hiçbir şeyden korkusu yok demektir. Ve ikna edilemez. Ben ikna edebilirim. Nasıl? Bu adam Ahu'nun ortağı. Ahu aracılığıyla. Bir de sana zarar gelmesini istemiyorum. Oturup bekleyerek zarar gelmesini engelleyemeyiz. Ahu ile anlaşabiliyorsa, onunla bir ortaklık kurabiliyorsa, benimle de kuracaktır. Kardeşin için ne yapabiliyorsan yap. Dağılır. Polat'la ne diye göreceğim İbrahim? Belli ki anlaşmak için gelecek. Anlaşmak için gelecek adam Fuat Tamer'i niye kaldırsın? Tataroğlu'yla bizim ne işimiz var İbrahim? Onlarla harp ediyorsa mecbur bizimle anlaşacak. Değil mi İbrahim? Göreceğiz Fikret Bey. İbrahim. Sen yine de tedbirini al tabii. Kimse içeriye silahla girmeyecek. Vermezlerse İbrahim Bey. Koçum, seni buraya bostan korkulu diye dikmedik. Girmeyecekler diyorsam, girmeyecekler.
Bırakmanız gerekiyor. Çekil. İbrahim Bey, silahlı geliyorlar. Nasıl almazsınız lan silahlarını? Geçin. Söylemediler mi silahını ver diye? Kızım. Alo. Ağababanı sıkacak olsam, randevu almam, bizzat sıkarım, bu bir. Bir daha benim selam verdiğim birilerine ayılık yaparsan, bizzat kafana sıkarım, bu iki. Bundan sonra da karşıma dikilme. Hele de silahımı istemek için. Bu da üç. Bırak, bırak. Otur. Konuşmaya geldim. Vurmaya değil. Tabii adam gibi dinleyeceksen. Tabii ki, tabii. Ben İbrahim'e de dedim. Anlaşamayacağımız bir şey yok diye. Anlaşmaya değil. Anlatmaya geldim. Şimdi söyleyeceklerimi iyi anla. Kimsenin canına bir şey olmayacak. Ama kimse de kaşınmayacak. Efendi duracak, akıllı olacak, uslu duracak. Sil bakayım görüntüleri. Hadi.
ödemezsiniz. Ödemeye can atan yok. Kes sesini de kan kaybetme. Yoksa nereden bulalım sana uyuyacak ayı kanını? Çıkar lan kravatı. Nevzat, bunu yoldan çekelim. Abinin ayağına takılmasın. Ortağımı evinden aldırmışsın. Bu oturduğum koltuğa oturtmuş, fırçalamışsın. Ne için? Dostluk için. Şimdi dostun olmaya geldim Fikret Bey. Sen bize bir dostluk sunmuşsun ya. Ben sana iki dostluk sunuyorum. Sizinle dostluk kurmaktan mutlu olurum. O zaman sen şimdi mutlu olmaya devam et. Dinle beni. Bir daha benim ortaklarıma racon kesecek olursan, sizin ihaleye ortağım diye haraç kesecek olursan, seni yedi parçaya böler, yedi tepeye gömerim. Var mı bir itirazın? Yoksa hala mutlu musun? Buraya gelme şekliniz ve gösterdiğiniz tepkiden mutlu değilim. Biz bu lafları ömrümüzde duymadık. Bundan sonra söylediğiniz her sözün karşısında bir söz duyacaksınız. Alışsanız da, alışmasanız da. Hoşunuza gitse de, gitmese de. Bilin ki ben bundan sonra doğrunuzun da, yanlışınızın da muhatabıyım. Fincancı nerede koçum? Sizi bekliyor efendim. Silahlar alın. (Gülüyor)
Üst araması da yapalım efendim. Terbiyesizliğin lüzumu yok. Bıraktık silahları. İki laf edip çıkacağız. Buradan sonra sadece Memati Bey. Sen bekle Arhan. Tamam abi. Açıkçası bu kadar erken beklemiyordum Memati. Sen bir not ilettin, ben de bir not iletmeye geldim. Buyur, dinliyorum. Şimdi sen geldin, bize haraç kesmeye kalktın ya. Sonra polis bizi içeri aldı ya. Eysi ne haraç vereceğiz ne de ettiğinizi yanınıza bırakacağız Bedri Fincancı. Sen de patronların da bundan sonra ayağınızı denk alın. Bak Memati. Güzellikle geldim, sizi uyardım. Karacadağlarla ortak olmak şereftir dedim. Anlamadın. Bizim şeref eksikliğimiz yok. Sözümü kesme. Bizi tehdit etmeye sizin çapınız da yetmez, yaşınız da yetmez. Senin gibi bir serseriyi karşıma aldım konuşuyorum. Ya anlarsın, ya ölürsün. Elimi kana bulamam Memati. Biz sizin ortağınız değiliz. Haraç kesebileceğiniz adamlar da değiliz. Hele hele serseri hiç değiliz. Şu anda tek serseri silahın içindeki mermi. Bedri. Bir daha beni gördüğünde ayağa kalk. Eline koluna da mukayyet ol. Abi ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. Kaşındı kaşıdım. Bunlar sizin. Benimkini alayım. Bütün hastaneler, acil servisler, ambulanslar araştırıldı efendim. Ne Halil İbrahim Kapar'a, ne Fuat Bey'e ilişkin bir kayda, ize, duyuma ulaşılmadı. Sizin verdiğiniz saatlerde intikal eden bir yaralama vakasına ve ameliyata rastlanmadı. Fuat Bey'in sağlığı onların çok umurunda değil. Ama Halil İbrahim Kapar önemli. Muhakkak bir hastanede ameliyata sokuldu. O saatte bütün hastanelerdeki cerrahların listesini alıp araştırın. Doktorlara bizzat sorun. Emredersiniz efendim.
Girin. Buyurun Müjdat Bey. Efendim, geçen gece helikopterin, ambulansların, bütün hastaların isim listesini istediler. Kim ne için istiyor? Sebebini bilmiyorum. Hasta listesiyle birlikte o saatte görevli tüm personelin, doktorların ismini Yalçın Yıldız Bey istemiş. E verseydiniz? Tuncay Bey kesin tembih etti. Benden izinsiz hiç kimseye bilgi verilmeyecek diye. Tereddütte kaldım. Siz listeyi bana getirin, ben ilgilenirim. Peki efendim. Turan Bey müsait misiniz? Bir konu var önemli olduğunu düşündüm. Sözünü ettiğin kişi Halil İbrahim Kapar ise Tataroğulları'nın aradığı o. Ben ne bileyim, adamı tanımıyorum ki. Hakkı, sen görsen tanır mısın? Tanırım Turan Bey. Hakkı'yı içeri sokamam. Sen gelip fotoğrafını çekeceksin o zaman Asu. Kızım, Davut Tataroğlu'na bir kahve içmeye gideceğimi haber verin. Halledin şu işi, haber verin. Şükürler olsun dayı. Bir bardak su verin, beraber şükredelim. Biraz daha sıkın dişinizi Halil Bey. Bu sıkıntılı günler geçecek. Dayı, bizi bırakmadın ya dayı. La yeğenim, damlaları boşa tökme. Ağlayacaksan gel ağzıma al. La susuzluktan ölüyor. Buyurun. İyi akşamlar. Buyurun. Yeni eviniz hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Yıllarım bu evde geçti. Size nasıl yardımcı olabilirim? Kardeşim için sizinle görüşmek istedim. Kardeşiniz için yapabileceğiniz bir şey yok.
Benim için bir şey yapamaz mısınız? Üzgünüm. Ben kardeşim için her şeyi yapabilirim. Her şeyi? O benim kardeşim. Bu hayatta en çok sevdiğim kişi. Onun için ne istersen verebilirim sana. Ne istersen? Her şeyi. Hayatım zor adamların içinde geçti. Güce itaat etmeyi de, baş kaldırmayı da onların arasında öğrendim. İstediğim adamla oldum. Gereken adamla evlendim. Yavaş iç. Çarpar. Senin hiç vicdanını bastıracak bir şeye ihtiyacın olmadı mı? Ne gibi? Kimi içkiyle bastırır, kimi kokainle, kimi cinsellikle. Hesabını vermediğim ne bir gün var, ne de vicdanımı kirletecek bir geçmişim var. Ben gelecekten bahsediyorum. Sen bana bir istediğimi ver. Ben sana her istediğimi vereyim. Kim için olursa olsun, ne için olursa olsun, namusunu peşkeş çeken bir kadına sadece acırım. Dokunmam bile. Garantileyecek kadar para vereyim sana. Sadece beni buradan çıkar. Ömrüm kısa. Paraya ihtiyacım yok. Ne ihtiyacım var? Huzura. Thank you.
Tuncay Bey? Hayırdır Asu Hanım? Hastanızı merak ettim. Önce size baktım ama göremedim. Sonra içeri girdim. Umarım kısa zamanda düzelir. Sağ olun. İyi akşamlar. Allah Allah. Nasılsınız Halil Bey? İyiyim. İyiyim. Tuncay Bey, hastanelerde artık fotoğrafım çekiliyor. Ne fotoğrafı? Çekiliyor. Cep telefonlarıyla. Hastanın röntgeni çekilir. Ultrason. Alo, Polat Bey. İşte hal o. Bugün bana yarın sen Davut Bey. Bu adam meydanı boş buldu, hepimize meydan okuyor. Meydan boş değil Turancığım. Bu da şansını ilk deneyen değil. Gerekeni yaparız. Ben de tam olarak bunun için geldim. Halil İbrahim Kapar'ı arıyor musun? Yerini biliyorum. Emin misin? Hakkı, emin misin? Evet efendim. Davut Bey, aradığınız adam Torosların hastanesinde yoğun bakımda. Dostluklar zor günler içindir. Borcumu da alacağımı da hiçbir zaman unutmam. Teşekkür ederim Turan. Talimatınız nedir efendim? Biz mi alalım, emniyete mi haber verelim? Şahıs firari. Polis yakalarsa müebbet hapis cezası var. Polisi karıştırmayın. Basın aracılığıyla orada olduğunu belgeleyin. Bana haber verin. Hadi çabuk gidiyoruz. Nereye? Gezmeye. Hadi Hakan, hadi. Oyalanacak zaman değil. Beni öldüreceksiniz. Hemen öldürün. Burada öldürün. Burada. Daha çok beklersin. Hadi bakalım. 1, 2, 3.
Arkadaşlar durun. İçeride bir suçlu var. Lütfen arkadaşlar. Arkadaşlar geri çekilin. Lütfen geri çekilin. Arkadaşlar lütfen zorunlu çıkartın. Tamamdır arkadaşlar. Geri çekilin. Gelin. Arkadaşım rica ediyorum. Lütfen. Gazeteci ordusu yoğun bakıma geliyor. Anlaşıldı, tamam. Yeterli kasım var mı? Evet. Lütfen arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar. Lütfen bir şeyler söyler misiniz? Gerçekten aklınızda böyle bir şey yaşandı mı? Lütfen arkadaşlar. Lütfen bir şeyler söyleyin efendim. Arkadaşlar. Müsaade edin. Bir dakika arkadaşlar. Müsaadenizle ben bir girip bakayım. Aslanım. Ama lütfen ben arkadaşlar, lütfen geri çekin. Arkadaşlar, uygun olduğunuz zaman açıklamayın. Lütfen geri çekin. Adamlarını da kaçırdılar. Çabuk, çabuk. Hüsnü Bey, siz de. Şu an için su vermemiz mümkün değil. Çünkü malumunuz ambulanstayız. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir yanlış anlaşılma olmuş. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Konuyla ilgili gereken açıklamalar daha sonra yapılacaktır. Ama efendim. Sonra dedim çocuklar. Sonra. Nasılsınız Fuat Bey? Babamı çağır Yıldız. Yolda efendim. Geliyor. Ömer baba daha yaşıyor hala dayı. Ne rahmet okuyorsun? Boş beleş yeğenim. İlla ölülere mi rahmet? Asıl dirilere rahmet. Can Polat, biraz daha merhamet et de rahmet ver. Ölüyorum susuzluktan. Dayı fazlası dokunur. Dayı. Gittin geldin. Hele anlat ne var ne yok o tarafta. Öbür tarafta. Yeğenim. Azrail'i anladık da. Memati kim? Diyorlar. Dayı, korkuttun bizi.
Bir daha böyle kötü şaka istemiyorum. Ya senin yaptığın şaka? La Tatar oğlum, ne oldu? Nasıl koydun oraya? Usta, niye bıraktık ki Joncon'u? Sözümüzü mü yeseydik Memati? Vallahi bu vadi hepsinden tehlikeli. Oğlum. Baba. Söz. Bir daha kimse sana bunu yapamayacak. Canını acıtamayacak. Baba. Gücü öğrendim. Güç kimseye güvenmemekmiş. Babana bile. Sadece kendini korumakmış. Artık ben kendimi koruyacağım. Bunun için gerekirse dünyayı yakacağım. Her cuma gittiğim yere hanım. Bu hafta gitmesen olmaz mı bey? Oğlumun aklı kalıyor. Hanım. 50 yıldır gittiğim yer. Ne var akıl kalacak? Bana sorarsan gitme derim. Hanım. Ne ben sordum ne de sen söyle. Allah için. Baba talimat var. Talimattan büyük emir var evladım. İçeride beni koruyacağınız hiç kimse yok. Girelim mi biz de? Silahla girilmez ki. Silahları ne yapacağız? Doğru.